Dün Van Feitpin'de epilepsi hastası olan Serhat Temizer maalesef ki hayatını kaybetti. Serhat Temizler epilepsi hastası olmasına rağmen Van Feitpin İdaresi tarafından tekli koğuşta bulundurulmuş ve tekli koğuşta geçirdiği kriz sonrası kimsenin müdahale edememesinden kaynaklı da hayatını kaybetmiştir. 22 yaşında gencecik bir insan tahliye edildiği gün hayatını kaybetti. Bu ciddi anlamda yaşam hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Yani siyasi tutsakların, özellikle siyasi hasta mahpus tutsakların hiçbir talebi karşılanmıyor. Cezaevlerinde ölüme terk edilmiş durumda. Şöyle ki hasta mahpus Abdurrahman Gemicioğlu tabii ilk alındığında sedye ile alınıp direkt cezaevine aslında gitmeden bile fenalaşması, yol üstünde fenalaşması üzerine hastaneye götürülüp tahlilleri alındıktan sonra cezaevine girişi yapıldı. Yani biz burada iktidarın açıkçası ya da devletin mantığını bir türlü çözemiyoruz. Hasta mahpuslara ilişkin olan işte evinde cezasının infazı veya ceza ertelemesinin sağlanmasının ne tür kötü sonuçlara yer açabileceğini biz anlayamıyoruz. Yani yatalak olan, kanser tedavisi gören 67 yaşında bir hasta mahpus. Bu kişinin bu yaşta cezaevine girmesinin bir mantığı bulunmamaktadır. Yani evinde zaten evinde kalıyor. Ceza infaz ertelemesi verilebilir. Ama sanki siyasi mahpuslardan bir öç almaya dönük bir uygulama var. Yani ölürse de cezaevinde ölecek ama o cezasını çekecek şeklinde hasta mahpuslara bir yaklaşım bulunmaktadır. Tamam. Şimdi yaşam hakkı kutsaldır tezi üzerinden aslında biraz daha değerlendirme yapabiliriz. Sağlığa erişim hakkı üzerinden değerlendirme yapabiliriz. Ama Türkiye'nin geldiğimiz koşullarında açıkçası ne yaşam hakkını ne de sağlık hakkına dair herhangi hiçbir şekilde bu kurallar tamamen çiğnenerek aslında yol alınıyor. Türkiye'de infaz hukuku, infaz kanununda ikili çifte standart olduğunu düşünebiliriz açıkçası. Çünkü adli mahpuslar dediğimiz mahpuslarda cezanın doğru düzgün bir yatarı olmadan herkes dışarıda ama siyasi mahpuslar ölünceye kadar cezaevlerinde kalıyor. Hatta ölmelerine bir nevi göz yumuluyor maalesef ki. Yani biz Türkiye'de bunun çok fazla örneğine şahidiz. Yani 28 suç kaydı olup 29'unu işledikten sonra biraz kamuoyu oluştuktan sonra adli mahpusu alıp cezaevine koyabiliyorlar ama siyasi dosyalarda sadece bir dosyadan o kişi ölüm döşeğinde de olsa, kanser de olsa, dördüncü evre kanser de olsa bu kişi ölünceye kadar cezaevinde bırakılıyor. Maalesef ki Türkiye infaz kanununda siyasi mahpuslar ile adli mahpuslar arasında çifte standart olduğunu söyleyebiliriz. Benim müvekkilim şu zamana kadar 17 gün cezaevinde 17 gün oldu cezaevinde kalalı. Bizim bildiğimiz 15-16 defadır hastaneye götürülüp yani fenalaşması üzerine hastaneye yatırıldı. Tekrar gece hapishaneye götürüldüğünü biz biliyoruz yani. Özellikle Türkiye'de yaşanan bu hukuk garabetinin, ikili infaz sistemlerinin, siyasi mahpuslara uygulanan tecritin, söz konusu uygulanan haksızlığa karşı tüm kesimlerden, özellikle duyarlı tüm kesimlerin buna ses çıkarması ve bu ikili hukuku aslında ortadan kaldırılarak eşit bir hukuk sisteminde davranmalarını talep ediyoruz. Aynı şekilde duyarlı kesimlerin hasta mahpuslar özelinde tüm mahpuslara dönük uygulanan bu tecride karşı bir kamuoyu oluşturmasını ve bu kamuoyu sonucunda da en azından şartlarının biraz daha iyileştirilmesini talepte bulunuyoruz ve çağrıda da bulunuyoruz aynı zamanda.